Salih Nayvan, hakikaten üzüntümüz ve acımız hepimizin derin. Çünkü 1,5 yaşındaki Ejin olayı hakikaten tüm Türkiye'yi yasa boğmuş. Merakla 1,5 yaşındaki Ejin'den gelecek habere aslında tüm Türkiye kilitlenmişti. Ancak acı haber maalesef bu akşam saatlerinde Samsun'daki iftar vaktine yakın bir saat diliminde geldi. 1,5 yaşındaki Ejin 7 Mayıs'ta evinin önünde en son görülmüş ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Oturdukları evlerin yaklaşık 6 kilometre uzağında, ormanlık alanda, vadide, açık alanda akşam saatlerinde cansız bedenine rastlandı. Bir çocuk bedenine rastlandı. Yüzü gözü tanınmaz haldeydi bulunan naaşın. Yapılan ilk incelemede Ejin'in o son gün giydiği kıyafetlerin bulunan kişinin üzerindeki kıyafetlerle aynı kıyafetler olduğu tespit edildikten sonra maalesef ki 1,5 yaşında 7 Mayıs'ta kaybolmuş olan Ejin'e ait olduğu iddiaları da tamamen artık yavaş yavaş gerçeğe dönüşmüş durumda. Şu an Samsunluk olay yerinde. Buyurun. Kim nasıl buldu Ejin'in naaşını, cansız bedenini? Bununla ilgili bilgimiz var mı? Salih Nayman jandarma ekipleri buldu. Bölgede jandarma ekipleri hiç ayrılmamıştı. Arama tarama çalışmaları yapılıyordu. Zaten Ejin'in cansız bedeninin bulunduğu nokta ağaç kesiminin de yapıldığı bir nokta aslında. Hem ağaçların kesilip hem de daha sonra kütüklerinin belli bir hizayla sıralandığı, yol kenarına çıkıldığı bir nokta. Köyün yaklaşık 6 kilometre Vezköprü tarafına doğru. Bizim de çokça Ejin haberleri için gittiğimiz noktanın olduğu bir güzergah aslında. İşte bu güzergahın hemen alt tarafında ağaçlar kesildikten sonra oluşmuş olan vadiler var. Bu noktada jandarma ekipleri aramalarını sürdürüyorlardı zaten. Genişletmişlerdi bölgedeki arama çalışmalarında. Jandarma ekipleri tarafından bulundu maalesef cansız beden Sayın Ayman. Mahmut, bir yandan da sen günlerce o bölgede çalışmaları da izledin. Askerin, diğer ekiplerin gidip gördüğü noktalardan birinden mi bahsediyoruz, yoksa hiç o tarafa gidilmemiş miydi? Salih Nayman, daha önce yapılan aramalarda gidilmemiş bir bölge. Çünkü aramaların yapıldığı nokta, özellikle Ejin'in kaybolduğu evin olduğu ormanlık alan, hemen alt tarafında bulunan baraj bölgesi, alan oldukça geniş bir alan. O kadar geniş bir alan ki biz bir de gidiş gelişlerde uzun saatler süren yolculuklarla bölgeye gidip gelmiştik. Jandarma ekipleri aramayı Vezköprü istikametine doğru ormanlık alanlardan, dağlık alanlardan, yol kenarlarından arama faaliyetlerine tabii 22 gündür devam ediyorlardı. İşte bugün gelinen nokta yaklaşık naaşın bulunduğu yere 6 kilometre uzakta, ama 6 kilometre bizi dinleyen izleyicilerimiz için çok yakın bir mesafe gibi görünebilir. Ancak dağlık bir alanın olduğunu düşünürsek bölgenin hakikaten son derece uzak bir nokta olduğu bilgisini paylaşalım. Yani peki, bu yaklaşık Mahmut, 40 dakikalık bir süreçte gidebiliyoruz. Mahmut, çok özür dilerim. Hep kesiyorum ama çok uzun zamandır konuştuğumuz bir konu. Hemen hemen herkes de artık hafızasında Vezir Köprü'nün kaybolduğu noktanın imgesini de yer ettirmiştir diye tahmin ediyorum. Bir yandan görüntüler de gelsin. Sen televizyonu büyük bir ihtimalle göremiyorsun ama bir yandan o gölün bulunduğu mavi alan, bir yandan da görüntülerin çekildiği ve hemen tersine düşen bölüm. Hangi tarafta bulundu yani Ejin? Gölün olduğu tarafın tam tersi tarafında bulundu. Yani köyün giriş noktasından Vezköprü istikametine doğru. Gölün görüldüğü yer Altınkaya Barajı. Burası evin alt tarafında, yaklaşık 1,5 kilometre alt tarafında bulunan. Oranın tam tersi istikametinde bulunmuştu. Aslında ailenin verdiği ifadelerde baraja yoğunlaşılmıştı çalışmalar. Uzun bir süre barajın da çok geniş bir alanda olması dolayısıyla yaklaşık bir hafta boyunca baraj güzergahında bir arama yapıldı, ama tam tersi istikamette ormanlık alanda bulunduğu bilgisini paylaşalım. Peki şimdi kritik sorulardan biri, bu bilgiye sahip olmama ihtimalinde yüksek ama Ejin'in kayboluşunun üzerinden 20 gün geçti. İlk tespitler 20 gün önce canından olduğunu mu gösteriyor, yoksa daha yakın bir tarihe mi? Bununla ilgili herhangi bir bilgi, bulgu, tahmin, birinden duyum var mı? Salih Nayman, bu soruya şu şekilde cevap vereyim. Bulunan naaş şu an itibariyle tamamen tanınmaz bir halde. Muhtemeldir ki savcı incelemesi ve adli tıbbın vereceği raporlar doğrultusunda olay adını alacak, ancak muhtemelen kaybolduğu günlere denk gelen bir ölüm olabileceği üzerinde duruluyor. Çünkü cesedin tamamen tanınmaz bir hale gelmiş olması, öldüğü ve o bölgeye atıldığı süreçten sonraki süreçte de
bölgedeki bulunan yaban hayvanları tarafından da cesedin tahrip edildiği anlamı taşıyor. Ancak net bilgi tabii ki savcılığın incelemesi ve adli tıbbın raporundan sonra anlaşılacak. Şimdi bir kritik soru daha aslında senin cümlenin de üzerine bir şekilde öldüğü ve oraya atıldığı dedin. Bu bir tahmin bilgiye dayalı olarak mı kurulan bir cümle? Genel itibariyle bunun üzerine çok duruluyor çünkü. Yoksa Ejrin 1,5 yaşında yani aslında yeni yeni yürümeye başlamış bir yavrucak o bahsettiğimiz yere gidebilir mi? Burası mesela görüntüde biz tam tersini görüyoruz gölün olduğu tarafı. Bulunan nokta dağlık arazi tarafı mı yoksa düz mü gidebilir mi yani 1,5 yaşında bir çocuk o bahsi geçen yere? Sahil hemen gitmesi mümkün değil. Oradaki 6 kilometrelik bahsettiğimiz alana biz araçlarımızla yaklaşık 40 dakikada gittiğimiz bir bölgeden bahsediyoruz. Yani arabayla 40 dakikada gidilen bir 6 kilometrelik yerden bahsediyoruz. Bu yere 1,5 yaşındaki bir çocuğun yürüyerek gitme şansının mümkün olmadığını bölgeye günlerce gitmiş görmüş bir gazeteci olarak söylemek isterim. Kendi başına çocuğun oraya gitmesi mümkün değil.